10 yaşında ama çok zengin. Nasıl mı? Yanlışlıkla ya da şans diyelim biz ona. O bir milyoner. Bu küçük adamın adı Preston. Büyük bir oyun alanına geliyor. Sadece harçlığı 6 bilet için yeterli oluyor. Arkadaşları roller coaster yapıyor. Sadece aşağıdan izleyebildi. Çünkü parası yetmiyordu. Belki de bir atlı karınca işini görürdü. Yine başaramadı. Çünkü afacanlar yine onunla alay ettiler. Tüm parasını pamuk şekerine verdi. Hayır, bütün soyusuna gelecek. Evet, şimdi sıra sırtlam oldu. Bu parasızlıktan sıkılmış olacak ki yemekte aileniz iflas mı etti diye sordu. Babası hayır dedi. Ailemiz her zaman parasını doğru kullandı. Ağaç yaş gene eğilir. Sana finansal yönetimi öğretmeye uğraşıyoruz. O zaman neden zengin olmamı istiyorsun? Babası cevap veremedi. Annesi bir zarf uzattı. Doğum günü hediyesi olarak büyük annesi ona bir çek göndermişti. Nasıl yani? Bunu direkt çekebiliyor muyum diye sordu. Çekebilecekti ama oraya yatırım yaparak. 1 milyonluk devasa bir hedef. Babası numaraları doldurdu. Preston ortalıktan kayboldu. Gece bilgisayarın başında çeki kontrol etti. Kahretsin. 340 bin gün mü? Hadi canım. Yine de şansını denemek istedi. Ertesi gün bankaya geldi. Bu çekin üzerindeki sayıyla hesap açtırmak istediğini söyledi. Ama bunu kim düşünebilir ki? Banka memuru hesabı açabilmek için 200 dolar olmalı dedi. Macera başlamadan bitti mi şimdi? Evine gitmek için bisikletini atladı. Afacan arkadaş oradan geçiyordu. Yaptı yine yapacağını. Onu yakalayamadı. Düştü ve hoppala, araba geri geliyor. Çocuk kaçtı ama bisiklete ezilmişti. Devriye onlara doğru geliyordu. Bu çarpan adam epey zengin. Biraz tedirgin oldu. Olayı kapatmak için ona bir çek hediye etti. Çeki veren adam irregal bir kazanımcı. Bankanın müdürüyle usulsüz bir iş çeviriyorlar. Çantada tam 1 milyon var. Hepsinin seri numaraları var. Fakat bu iş biraz zor duruyor. Ama ve lakin eğer yarı yarıya bir paylaşım olursa herkesin yüzü gülecek gibi. Bankanın başkanı kendine pay istedi. İkinci parti bekle çünkü burası çok heyecanlı.